Evet, Fransa'da Cannes'dayız. Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM'deyiz ve İbrahim Çağlar, İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar'la beraberiz. İbrahim Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun, iyi yayınlar. Biz de sizin çadırınıza hoş geldik. Aslında burada devasa bir çadır var ve bu sene de MIPIM'de gayrimenkul fuarında İstanbul Ticaret Odası liderliğinde böyle bir organizasyon yapıldı. Birazdan ondan bahsedeceğiz. Bu aslında önemli bir fuar. 26 yıldır yapılıyor. Türkiye'de buraya 10 yıldır katılıyor bildiğim kadarıyla ama ilk defa bu kadar büyük ölçekli katıldı. Evet. Sizinle beraber 21 tane 20 üzerinde firma var. Bir yaklaşık 30'a yakın belediye var. Burada işte gördüğüm kadarıyla Burhaniye Belediyesi'nden Beyoğlu Belediyesi'ne kadar bayağı geniş katılım var. İlk defa bu kadar geniş ölçekli bir katılım değil mi? İlk defa böyle bir tabii geniş katılım ve ilk defa biz özellikle İstanbul olarak bu fuara bu çapta katıldık. Müthiş bir maketimiz var ve fuara gerçekten İstanbul bu sene damgasını vurdu diyebiliriz. Birazdan fuarla ilgili konuşacağız ama öncelikle tabii sizi yakalamışken Türkiye'nin en büyük meslek örgütlerinden birinin başındasınız. Biraz kuru konuşmak istiyorum. Bugün Merkez Bankası'nın çeşitli adımları oldu ama yayına girerken öğrendim kadarı kur gene 2.63'ün üzerinde. İsterseniz kur sizi nasıl etkiliyor, hem İTO üyelerini hem de sektörü, oradan başlayalım. Genel olarak baktığınızda bu sert hareketler, sert yükselmeler veya sert düşüşler bizi elbette ki olumsuz etkiliyor. Şu anki pozisyonda ise kimi sektörlerimiz var, ithalata dayalı olmayan ürün üreten sektörlerimiz var, bunlar hayatından çok mutlu. Ama diğer taraftan ithalata dayalı ürünleri üreten firmalara baktığınızda onlar maalesef sıkıntıdalar. Onun için bu sert düşüşlerde bizim açıkçası pozisyon almamız da kolay değil. Her ne kadar sepetlere dikkat etsek de, borçlanmamız ve alacaklarımız kısmına dikkat etsek de bu sert düşüşler bizi çok olumsuz etkiliyor. Ama buna hani daha önce yaşadık biz bunları. Daha sertini de yaşadık. Bir süreç alıyor, toparlanıyor, o süreç alıyor. O süreç esnasındaki kayıplarımız çok fazla oluyor. Peki bu aşamada Merkez Bankası'nın yapması gerektiğini düşündüğünüz adım nedir? Bugün Merkez Bankası çeşitli adımlar attı. Piyasaya biraz işte rezerv opsiyon kat sayılarıyla oynayarak 1,5 milyar dolara yakın, 1,3 milyar dolar bir ek likitte sağladı. Dün bazı adımları vardı. Bu aşamada bir tavsiyeniz var mı? Merkez Bankası ne yapmalı? Şimdi tabii doların kıymetlenmesi sadece Türkiye üzerinden değil, tüm dünyada dolar kıymetleniyor. Müthiş bir burada dolara karşı ilgi var. Merkez Bankası müdahaleler yapıyor. Aslında yaptığı müdahaleler çok küçük müdahaleler de değil ama çok fazla etkisini göstermedi. Ama bu müdahaleleri yapmasa sanıyorum ki makas daha da açılacaktı. Merkez Bankası'nın daha sert bir müdahaleyle kuru belli bir seviyelerde tutması, yani aslında 2.20'lere dönmenin çok kolay olduğunu düşünmüyoruz ama 2.30-2.40'lar seviyesinde veya 2.35'ler seviyesindeki bir kur hiç değilse kendimizi daha rahat bir pozisyon alabilecek durumda gösterir. Herkesin bir ideal kuru vardır. Hani ihracatçının, işte ithalatçının. Şimdi siz 2.32-2.40 arası dediniz. Hani Türkiye için baktığınızda size göre olması gereken ideal kuru mu? Bu sene sonuna planlanan bir kur, öyle beklenen bir kurdu. Ama bu sert yükselişte bu seviyedeki bir kurların bizim için doğru olduğunu düşünüyoruz. Aslında 2.20'den 2.35'e çıktığı zaman da yine bir sert bir çıkış ama hiç değilse sene sonunu planlamıştı sektörler, öyle beklentileri vardı. Onu hiç değilse o rakamlara yakalayabilirsek sene sonuyla ilgili beklentilerimizi bugünden karşılayabiliriz diye düşünüyorum. Döner miyiz peki siz? Çünkü hani ekonominin nabzını tutan kişilerden birisiniz. Hani hem başında olduğunuz örgütten müş dünyasındaki yeriniz itibariyle 2.30'lara tekrar buradan kurun 2.32-2.40'lara dönmesi. Yani tabii Merkez Bankası'nın müdahaleleriyle bağlı orantılı, bir de tabii dünyadaki doların pozisyonu ne olacak onunla doğru orantılı, çok yakın görünmüyor baktığınız zaman. Peki son olarak da şeyi sorayım. Bu gayrimenkul sektörünü nasıl etkiler? Kur çok önemli bir girdi midir ya da kur önemli bir değişken midir? Gayrimenkul sektöründeki bizim imalatımızın biz hemen hemen büyük bir çoğunluğunu zaten kendi ülkemizden tedarik edebiliyoruz. Onun ham maddesinin de büyük kısmını kendimiz yapıyoruz ama ne olursa olsun az önce de söylediğim gibi sert hareketler her sektörü etkiliyor. Gayrimenkul sektörünü de etkileyecektir. Özellikle tüketici çerçevesinden, onun cenahından baktığınızda tüketici bu sert yükselmelerde kendini geri çekecek. Kendini geri çekmesinden dolayı da haliyle piyasalarda bir belirli bir durgunluk olabilir.
Peki MİP'ime dönersek, şimdi dediğim gibi yani 26 yıldır yapılıyor ama ben ilk defa bu kadar geniş katılımlı, bu kadar Türkiye'nin ağırlıkla katıldığı bir şey görüyorum. Burada da liderliği İstanbul Ticaret Odası gördüğüm kadarıyla üstlenmiş durumda. Hatta sloganınız var böyle, sermayenin, finansın, potansiyelin, inovasyonun, teknoloji ve kültürün başkentiyle buluşun diye. Burada da bir çadır açtınız, bir pavyonunuz da var ve o pavyonda aslında çok da böyle ilginç bir şey, maket yaptınız İstanbul'un maketini. Bir gördüğüm kadarıyla Londra'da var. Daha küçük çaplı, bizimki kadar çekici ama burada bayağı böyle gösterişli bir maketle girdiniz. Buradan beklentiniz nedir bu MİP'inden? Şimdi biz yatırımcılara, çünkü bu dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı ve bütün yatırımcılar burada. Biz bunlara İstanbul'u ve Türkiye'yi anlatmak istiyoruz. Aslında bu yatırımcılar uluslararası çapta yatırımcı oldukları için Türkiye'yi de İstanbul'un potansiyelini de çok iyi biliyorlar. Ama bu bir gösteriş yapmak gerekiyor burada. Burada kendinizi daha bir farklı anlatmanız gerekiyor. Proje bazında anlatımlar yapmanız gerekiyor. O maçtan geldik biz buraya. Tabii önce ilgiyi çekmek için de bu tarz bir maket ve böyle bir çadırda olmanız gerekiyor ki ya burada ne var diye insanlar ilgi göstersin, gelsinler ve hakikaten o ilgiyi yakaladık. Yani sabahın erken saatinden şu saate kadar her yarım saatte bir şovunu yapıyoruz maketin ve full doluyor çadırımız. İlgiyi çektik, ilgiyi toparladık ve gelen yatırımcılara da İstanbul'daki projelerin teknik detaylarını anlatıyoruz. Çünkü biliyorsunuz İstanbul'da çok yeni projeler var, çok büyük projeler var yapılacak olan. Bunlar hakkında bilgilendiriyoruz. Bu çok büyük projelerin yapımında devlet garantisi olduğunu, yatırımların, kredilerin garantisinde olduğunu bunları anlatıyoruz. Bu ilgi çekiyor. Ve sabahtan beri bugün özellikle Rusya'dan çok büyük ilgi vardı standımıza ve Türk yatırımcısına, Türk müteahhitine. Çünkü biz müteahhitlik sektöründe dünyada ikinciyiz. Ve 2014 yılında 505 tane yurt dışında proje yapmışız. Bu konuda çok deneyimliyiz. Yatırımcılara diyoruz ki gelin birlikte 3. dünya ülkelerine de yatırım yapalım. Orada da birlikte projeler geliştirelim. Sadece sizi İstanbul'a davet ediyoruz demiyoruz. O bakımdan ilgi oldukça yüksek. Şimdi öyle bir yerde ki bu çadır hani deyince işte burada solumda, şimdi gösteremiyoruz ama hemen fuarın giriş alanında büyük bir İstanbul çadırı var. Hemen arka tarafta Paris, Londra var. Onun yanında Paris, böylece büyük şehirler girişi kapmış durumda ve İstanbul'da da gösterişli bir yerde. Siz biraz bahsettiniz, mesela Rus ilgisi dediniz. Genelde yabancı ilgisi nasıl Türk inşaat sektörüne? Çünkü biz uzun bir süredir aslında yabancıları çekmek için bazı adımlar attık, yasal düzenlemeler yapılıyor. Ama yabancıları çekmeden de inşaat sektörüne, gayrimenkul sektörüne bir ivme kazandırmak zor gibi görünüyor. Şu anda nasıl, neresindeyiz yabancı ilgisinin? Bizim az önce de söylediğimiz gibi müteahhitlik sektörümüzün yurt dışındaki başarıları yabancıların ilgisini zaten maksimum çekmiş derecede. Yani bu Türkler ne yapıyor da dünyada ikinci sıraya geçtiler, bu kadar büyük projeler yapıyorlar. Gerek altyapı olsun gerek üst yapı olsun, bu projelerin altından nasıl kalkıyorlar diye yabancıların zaten müthiş bir ilgisi var. Bizi çok yakından takip ediyorlar. Hatta Deutsche Bank'ın 2014 raporunda Türkiye'deki gayrimenkullerin hareketliliğinin ve fiyat avantajlarının bir balon olmadığı da açıklandı. Bunlar bu raporları da çok yakından takip ediyorlar. Öyle olunca şimdi İstanbul'a gelecekler, yatırım yapacaklar. Fiyatlar haliyle artıyor yatırım yaptıkça ve bunun bir balon olmadığını görüyorlar. Öyle olunca bir sıkıntı yok, önlerinde bir risk yok. Çok rahat yapabiliyorlar. Ve bugün inanıyorum ki birkaç firmamız, birkaç yabancı yatırımcıyla da proje imzalayacaklar. Ve çok yabancıların hepsi standımıza geliyorlar, fuarı geziyorlar, teknik bilgiler alıyorlar. Ben inanıyorum ki ya bu çaptaki bir etkinlikle, çünkü bizim İstanbul Ticaret Odası'nın 52 bin tane bu sektörde üyesi var. Biz onları temsilen buradayız. Bu çaptaki bir kuvvetli bir organizasyondan çok büyük neticelerle döneceğimize inanıyorum. Şimdi inşaat sektörü hani son 4-5 yıla bakıldığı zaman çok eleştirilen sektörlerden birisi. Çeşitli düzeylerde de eleştirildi. Hani inşaat sektörü kaynakları çekiyor. Türkiye işte üretken alanlara yatırım yapmayıp inşaat sektörüne yatırım yapıyor. Tartışması çok oldu. Ben aslında sizinle konuştuğum için sizin görüşünüzü de biliyorum. Biraz isterseniz bunu konuşalım. Hani inşaat sektörü çok mu haksız eleştiriye uğruyor? İnşaat sektörü, çünkü baktığımız zaman hani diğer sektörlere de girdi yaratan, aslında etkileşimi yüksek olan ve ciddi şekilde istihdam yaratan da bir sektör. Şimdi inşaat sektörünü ele alalım. İnşaat sektörü ihracat noktasında, istihdam noktasında, yeni teknolojiler noktasında ve etki alanı çok yüksek olduğu için inşaat sektörünü destekleyen yan sektörlere baktığınız zaman gerçekten çok büyük bir potansiyeli hareketlendiriyor inşaat sektörü. Ve siz inşaat sektörünü büyüttüğünüz zaman inşaat sektörünü destekleyen sanayi yatırımları büyüyor. Ve bu sanayi yatırımları büyürken de teknolojinin
neyi istediğini, neyi arzu ettiğini görerek buna göre büyüyor. Çünkü Türk yatırımcısı buna çok alışkın. Ve üretim noktasında da çok iyiyiz. Birçok alanda olduğu gibi inşaat malzemeleriyle ilgili üretim noktasında da çok iyiyiz. Ve üretiminizi arttırdığınız zaman ihracatınız da, yani malzeme ihracatınız da başlıyor. Ve piyasada arz fazlası olduğu zaman hep böyle faiz enflasyon dengesini konuşuruz ya. İşte o zaman da enflasyonu aşağıya çekebiliyorsunuz. O da bir avantaj. Onun için inşaat sektörü Türkiye'de bitmez. Önümüzdeki dönemde biz 7 milyon konutu kentsel dönüşümde yenileyeceğiz. İstanbul'da Kanal İstanbul projesini yapacağız ki müthiş bir proje. Dünyada ilk defa Boğaz altından geçen 3 katlı alt geçiti yapacağız. Bu çalışmamız var. 3. Boğaz Köprüsü, yeni havaalanı, yeni fuar merkezleri ve başlı başına bir proje İstanbul Finans Merkezi. İstanbul Finans Merkezi'nin inşaat boyutundan ziyade oranın aktiviteleri, oranın faaliyetleri çok önemli. Çünkü tarihte İstanbul finansa bir başkentlik etmiş bir şehir. Sanki küllerimizden yeniden doğuyormuşuz gibi bunu harekete geçirmemiz lazım. Finans kenti çok iyi çalışmamız lazım. Burada onu da anlatıyoruz yatırımcılara. Bununla ilgili roadshow'ları yapmamız lazım. Tüm dünyayı anlatmamız lazım. O merkezi İstanbul'a çekmemiz lazım. O zaman finans piyasalarında da güçlü duruma geliriz. Çünkü bizim kar marjlarımız çok yüksek olmadığı için bizim sanayicimizin yatırımları yok. Onun için her ne kadar biz parayı ve finansmanı konuşsak da bizim arkamızda böyle bir kuvvet yok. Onun için bizim finans merkeziyle birlikte İstanbul'un finans bacağını da kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Ama inşaat sektörüyle ilgili zamanında bu tekstil sektörüyle ilgili de yapıldı bu şeyler. O tekstil sektörü de bizim istihdama en çok katkı sağlayan ve çok iyi bildiğimiz bir sektör. Çünkü inşaat sektörünün dediğim gibi o kadar çok desteklediği sektörler var. Onun için inşaat sektörünün hiçbir zaman kenarda dur diyemeyeceğimiz bir sektör. Ve dünya neyi gerektiriyorsa, en son teknoloji neyse bunların hepsini inşaat sektörüne taşımamız gerekiyor. Peki bu yıl ne yapar? Geçen yılki performansına bakıldığı zaman aslında benim beklediğimden iyi rakamlar var. Özellikle yılın son aylarında ama ocağa çok da iyi başlangıç yapmadı hani satışlar bazında. Bu yıl nasıl seyreder hani inşaat sektörüne baktığımız zaman talebem satışlar? Satışlarımızın iki önemli mevsimi vardır. Biri ilkbaharın sonlarına doğru, biri de sonbaharın başlarına doğru. Bu iki mevsim satışları artırır. Ocak ayında bunlar haliyle düşer. Fakat Şubat'taki İstanbul'un ve Türkiye'deki tabiat şartlarından dolayı bir düşüş oldu. Ama Nisan ayından sonra bunların artacağını düşünüyorum. Ve burada Türklerin yaptığı, ülkemizde yapılan projeleri dolaşıp onların satış oranlarına baktığım zaman da onları da iyi görüyorum. Ve birçok projede yabancıların yatırımları var. O son çıkan kanunla birlikte yabancılar çok büyük yatırım yapıyor. Önceleri hep Körfez bölgesinden geliyordu yatırım. Kısmen Rusya'dan geliyordu. Şimdi Avrupa'dan çok büyük yatırım gelmeye başladı. Onların yatırımları var. Fakat bu sene çok enteresan. Rusya'nın ilgisi çok fazla. Ve Rusya'da Sayın Bakan, Rus Bakan bizi ziyaret etti. Moskova Belediye Başkan Yardımcıları bizi ziyaret ettiler. Onlarla çok sıkı hemen irtibata geçeceğiz ve hem onların Türkiye'de yapacağı gayrimenkul yatırımları hem de Türklerin Rusya'da yapacağı inşaat yatırımından ilgili çalışmaları hemen başlatacağız. Evet, gene Rus Bakanı burada Türk standlarından birisinde görmüştüm. Ben bir Rus ilgisi var. Peki son olarak son sorumuz. Şimdi dün akşam bir yemekte, sohbette bir sözünüz vardı. MİP'in dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı. Bunun gibi önemli toplantılar var. Mesela GSM Barcelona gibi. Siz hem GSM Barcelona'yı hem MİP'i benzeri bir organizasyonu Türkiye'ye getirmek gibi bir it olarak hedefinizden bahsettiniz. Nedir burada planınız? Marka olmuş fuarlar. Barcelona'daki fuarı, GSM fuarını Türkiye'ye getirmek için çalışıyoruz. Çünkü bunlar 5 yıllık periyotlarda veriliyor ve 5 yıllığına veriliyor. Orayla ilgili fuar alanları noktasında sıkıntımız vardı. Çünkü yeterli fuar alanımız yoktu. Onlar 250 bin metrekarede bunu yapıyorlar. Bizim şu anda tek alanda maksimum 120 bin metrekareyi biz doldurabiliyoruz. O kadar kapalı alanımız var. Şimdi biz yeni bir proje yaptık. Büyükşehir Belediye'mizle birlikte İstanbul'da büyük bir fuar merkezi kazandıracağız. Bunun çalışmasını yapıyoruz ama bununla eş zamanlı olarak da yine Barcelona'daki fuarı Türkiye'ye getirmek için çalışıyoruz. Geçen sene epey bir çalıştık. Bu sene gene gayret ediyoruz. MİP'imde evet bir alternatif fuar olarak düşünmemek lazım Türkiye'de. MİP'imin bir bacağını da Türkiye'ye nasıl getiririz, Türkiye'de nasıl yaparız? Onu da çalışmalarını yapıyoruz. Gerek yönetimdeki arkadaşlarla, gerek temsilcisi olan arkadaşlarla. Çünkü bu fuarlar öyle fuarlar ki şehrin ekonomisine çok müthiş derecede katkı sağlıyor. Dolayısıyla şehre, ülkeye katkı sağlıyor. Ve İstanbul 24 saatinizi çok rahat yaşayabileceğiniz bir şehir. Fuar katılımcılarının çok tercih ettiği bir şehir. Ancak yetersiz fuar alanlarından dolayı sıkıntılarımız var. Onu aştığımız zaman bu büyük fuarları da Türkiye'ye getireceğiz.
Umarım başarırsınız çünkü gerçekten dediğiniz gibi bunlar marka olmuş fuarlar. Bunlar ya da benzerlerinin Türkiye'de olması İstanbul'a da bir şeyler katar. Çok teşekkür ederim yanınıza katıldığınız için, size kolay gelsin diyoruz. Sağ olun.